Merhaba. Evet şimdi elimizde ether adreslerimiz var. Şöyle göstereyim. Biz bu ether adreslerinin karşılığında balansları siteden kontrol edeceğiz ve bunları bir dosyanın içerisine yazacağız. Bu ether adresleri Getcoin sitesini hackleyen hackerların ether adresleridir. Şuraya da not olarak düşelim şu şekilde. Getcoin diyelim. Evet Getcoin'i hackleyen hackerların ether adresleridir. Bunları kontrol edeceğiz. Tabi bu liste sizin kendi ether adreslerinizin olduğu liste olacaktır. O şekilde düzenlemeyi yaparsınız. Evet şurayı kapatalım. Şimdi program ne yapıyor? Bunu bir öncelikle görelim. Önce şu sol taraftan programımızı çalıştırıyorum. Programımız çalıştığı zaman ether adresi ve karşılığında gördüğünüz gibi balansları ekrana getiriyor. Ve aynı zamanda da bunları şurada balance.txt diye bir dosyanın içerisine yazıyor. Evet, açtığımda da gördüğünüz gibi eter adresi ve balansını ekranda bana getirdi. Şimdi sağ tarafta da bir bölüm var. Bunu ne için kullanacağız? Bunu tail diye bir komutumuz var linux'ten. Bir dosyanın son 10 satırını ekranda görmek için kullanıyoruz. Default olarak son 10 satırı getirir. Evet şu anda toplamda 4 satır olduğu için bu 4 satırı getirdi. Ama daha fazla satır olsaydı sadece son 10 satırı getirecekti. Biz burada tail komutunu f parametresiyle kullanacağız. Tekrar o satırı getirdim yukarı fonksiyon tuşuyla ve tail -f balans text dedim. Bu ne yapıyor? Bu şu anda o dosyayı canlı olarak izlemeye aldı. Bu ne demek? Tekrar sol tarafa geldim. Programımı çalıştırdığımda o programa yazılan her satırı ekranda göreceğim demek. Yani canlı olarak izliyorum. Bu programa yazılan her karakteri, her satırı bana ekrandan gösterecek. Şu anda canlı olarak bunun takibini yapıyorum. Bu kısım bu şekilde kalsın. Tekrar klasörüme döndüm ve şimdi programın incelemesine geçiyorum. Programı açtığımda şu kısımda gördüğünüz gibi import kısmıdır. Benim kullanacağım fonksiyonların içerisinde olduğu modüllerin import edilmesidir. Devam ediyorum. Şu kısımda ben adres.txt dosyasının satır sayısını öğrenmek için kullanıyorum. Bunun için ne yapıyorum? Önce dosyamı açıyorum read modda. Daha sonra bunun içeriğini lines diye bir değişkenin içerisine aktarıyorum. Sonrasında h diye bir değişken tanımlayıp bu lines'ın satır sayısını öğreniyorum. Sonra da dosyayı kapatıyorum. Bunu ne için kullanacağım? Birazdan bahsedeceğim. Devam ediyorum. Sonra tekrar dosya1 diyorum. Yine aynı dosyayı açıyorum ve dosyamın ilk satırı ilk karakterine imleci yerleştiriyorum. Sonrasında dosya 3 diye bir değişken tanımlıyorum ve burada da balance.txt dosyamı açıyorum. Append modda eğer varsa içine yazacak yoksa yaratacak. Sonrasında da start diye bir değişken tanımlıyorum ve burada time modülümü buraya ekliyorum. Bu bende bir alışkanlık yazdığım her programda mutlaka time modülü olur bu performansı takip etmek açısından iyidir. Ve RAM'i ne kadar iyi kullandığımı bu şekilde takip edebiliyorum. Yani performans açısından bunu kullanmak bende artık alışkanlık oldu. Bundan dolayı siz koymasanız da olur. Devam ediyorum. Şurada Z diye bir değişken tanımladım ve buna 1 dedim. Bunun sebebi de şuradaki Ether adreslerinin sayısını takip edebilmek. Devam ediyorum. for diye bir döngü başlattım ve for x in range h diyorum. Bu ne demek? Şuradaki satır sayısının şu kısımda kullanılmasıdır. Yani ben bu döngüyü satır sayısı kadar çalıştıracağım. Bu da şu demek oluyor. Orada kaç satır varsa o kadar satıra gidip etherscan ayo adresinden kontrol edecek demek. Devam ediyorum. Şurada yine zamanını başlattım. İsterseniz siz kullanmayabilirsiniz. Şurada dosya 3 close dedim. Sebebini hemen açıklayalım burada. Şimdi biz burada canlı olarak bunu takip edebilmemiz için dosyanın içeriğinin yazıldıktan sonra kapatılması lazım ki ben bunu takip edebileyim. Ama burada isterseniz şu dosya 3'ü şuradaki haliyle kullanmayabilirsiniz yine aynı sonucu verecektir. Tekrar kaydettim. Şundan yine kaydet diyelim. Bunu da açıklayayım şimdi. Şimdi çalıştırdım. Evet şu anda internete bağlanacak. Bu sitenin yoğunluğuna göre biraz sürebiliyor. Evet oradan her kontrol ettikçe yazıyor. Peki ben niye kapattım o zaman dosyayı? Bunu sadece göstermek için oraya ekledim. Bu satır olmasa da olur. Ama şu satıra dikkat edin. Bu satır olmazsa zaten yukarıda açtık. Tekrar niye açtık biz bu dosyayı? Eğer ben bunu iptal edersem şu kısmı yani yukarıda açtım. Tekrar bir daha açtım. Bunun ne anlamı var? Kontrol edelim. Önce bir görelim ne yaptığını. Programı çalıştırdım. Sağ tarafta herhangi bir şey görmüyorsunuz gördüğünüz gibi. Bittikten sonra geldi. Neden? Çünkü Buradaki bütün for döngüsü bitti. En son dosya kapatıldı. Dosya kapatıldıktan sonra ekranda bana bütün satırları gösterdi. Ben burada canlı izleme yapabilmek adına bu dosyanın kapatılmasını istiyorum ki satırlara ulaşabileyim. Bunu şu satırı yaparaktan zaten ulaşabilirsiniz. Zaten açık dosya tekrar açtığı zaman bir öncekini kapatıyor. Yani güncelliyor. Ama kavram kargaşası olmasın diye Buraya şu satırı da ekledim. Yani dosyayı kapatıyor sonra tekrar açıyor. Çünkü iki dosyayı arka arkaya açtığı zaman insanların kafasına niye bir daha açtık sorusu gelmesin. Devam ediyorum. HKN diye bir değişken tanımladım. Sonra bu açmış olduğumuz şu yukarıda şurada dosya 1 diyor görüyorsunuz. AdresTXT dosyasının ilk satırını yani 40, ilk satırının 42 karakterini okuyorum. Tekrar gelelim oraya. Şuradaki 42 karakteri okudum. Sonra ne yaptık? Sonra buradaki 42 karakteri aranan diye bir değişkene tanımladım. Devam ettim. Sonrasında URL adresine bağlanıyorum ve aranan değişkenindeki ether adresini buraya ekleyerekten oradan o siteye ulaşıyorum. Sonrasında şurada yine hkn dosya bir redline diyorum. Şimdi burada da dedik, burada dedik. Ama burada 42 karakter okuduk, burada herhangi bir şey demedik. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Bizim bu satırların sonunda enter karakterler var. Biz görmesek de şu anda enter karakteri var. Bu enter karakterini biz buradan okuyoruz. Ve bir sonraki döngüye geldiğimizde ikinci satıra geçmiş oluyor. Yani şuradaki enter karakterini de okuyup bir işlem yapmamamız lazım. Devam ediyorum. Bunu nasıl gösterebiliriz? Hemen geliyorum buraya. Eğer ben bunu okumazsam ne yapacak? Görelim hemen. Şuradan kaydı yapalım. Başlatıyorum. İlk satırı okudu. Sonrasında hata verdi. Neden? Çünkü sonraki gelen Enter karakterinin kendisiydi. Bununla da ilgili siteye ulaşamadı. Bunu nasıl çözebiliriz? Hemen şuraya gelelim. Elimizde listemiz var bir yukarıya çıktım. Yani satırı bir yukarıya aldım. Şimdi bunu kaydediyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Uygulamalı olarak görmeniz iyi olacak bu noktada. Birinciyi okudu, ikinciyi okudu, üçüncü de hata verdi. Neden? Çünkü bu satırın sonunda da bir enter var. Peki ben bir satır daha yukarıya aldım. Yani tek satır alıyorum hepsini. Kaydediyorum. Şimdi dikkat edin lütfen. Evet geliyor. Birinciyi okudu, ikinciyi, ikinciyi okudu ve çıktı. Neden? Buna bakalım. Sebebi şu. Satır sayısı biz 2 dedik burada. Neden 2 dedik? Çünkü 2 satırımız var. Burada satır sayısını 2 olarak okudu. 2 satır okuduğu için 2 defa dönüyor döngümüz. Yani şurayı kontrol etti. Sonra burayı kontrol etti. Ama sonrasına devam etmedi. Bunu önlemek adına ne yapabilirsiniz? Ya şuraya artı bir dersiniz. Bu da bir seçenek ama bu sefer 3 satır okuyacak. Sonrakini okumayacak. Tekrar görelim. Şimdi üç tane tır adresini kontrol edecek ve çıkacak. Ama dördüncüyü yani şu kısmı kontrol etmedi. İşte bu tip şeylerin önüne geçmek adına şu sondaki enter karakterlerini okuyoruz. Ve onunla ilgili herhangi bir işlem yapmıyoruz ve programımız sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şurada time sleep koydum. Bu delay'dir. Yani siteye aşırı yüklenmeyi engellemek adına. Buradaki değeri sıfır da yapabilirsiniz. ya çok fazla ether adresiniz varsa bir süre sonra sizi atıyor. Ama bir delay koyarsanız mantıklı bir şekilde sizi uzun süre kontrollerinize izin veriyor. Devam ediyorum. Şu kısımlar zaten bizim oradan veriyi aldığımız kısımlar. Bunlara hiç girmiyorum. Daha önceki videolarda anlattık. Şurada bir value değerimiz var. Bu value değerini ben hm diye bir değişkene tanımlıyorum. Sebebine gelelim. Şurada öncelikle bir aranan ether adresini, değerini ve satır numarasını ekrana getiriyoruz. Sonrasında diyorum ki eğer hm değişkeni sıfırdan farklı ise dosya 3 dosya 3'e git yaz. Neydi dosya 3'ümüz? Şu balans txt dosyası. Balans txt dosyasına gidiyor. Arananı yazıyor. Ether adresini bir tab ileriye gidiyor. Ve bunun balans değerini yazıyor. Sonrasında da z'yi yani bizim bu satırları tek tek kontrol ettiğimiz yani kaçıncı satırda olduğunu takip ettiğimiz değişkenimizi bir artırıyor. En sonunda bana zamanı söylüyor. Ne kadar zamanda bunu yaptığını. Sonra da dosyaları kapatıp çıkıyor. Evet şimdi tekrar Tilix'e dönelim. Şuradan tekrar çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi ether adreslerini kontrol etti. Ve şu anda hatayı verdi. Hemen şuradan bir kontrol S diyelim. Kaydetmemiş olabiliriz. Şuradan kaydet diyorum. Tekrar geldim. Şu alttan da sağ taraftan da kontrol ediyoruz. Burada neyin hatasını veriyor? Bakalım line 32 diyor. Şunu bir kontrol edelim. 32. satırda evet devam etti. Kontrolleri yaptı. Bunu da bir hata nereden onu bir bulalım. Evet şu anda hatayı bir bulalım burada. Şu anda geldik. Üçüncü satırda şunu kaydetmemiş olabilir miyiz? Hemen kaydımızı yapalım. Evet şimdi kontrol edelim. Evet biri okudu, iki okudu. 3 okudu, 4 okudu ve çıktı. Şu anda hata verdi. Bunun sebebi neydi? Hemen yaptığımız değişikliğe bakalım. Şuradaki artı bir dememiz. Yani 4 tane var. 5.ye gidiyor. 5.yi bulamadığı için de burada da onun için hata verdi. Evet şu anda programımız sonlandı. Bitti yani. Hatas bir şekilde çalışacaktır. Tekrar kontrol ettiğimde 4 taneyi okuyacak ve sonra da çıkacak. Şuradan da sağ taraftan da zaten canlı olarak bunun takibini yapıyor oluyoruz. Şuradan tekrar tail komutunu default modda çalıştırdığımda ne olduğunu görelim. Default olarak son 10 satırı getiriyordu. Biz burada tire F ile bunu canlı izlemeye aldık. Şurada 2 4 6 8 10 tane yine getirdi 10 satırı ve imleci yanıp sönüyor. Ben burada her yaptığım işlemden sonra oradaki satır sayılarının arttığını görebiliyorum. Evet daha önceden çok istek olmuştu bununla ilgili. Elimizde bir eter listesi var. Bunun internetten kontrolünü yapalım ve bunları bir dosyanın içerisine yazalım diye. Bu şekilde kendi ether adreslerinizi şuradaki adres dosyasının içerisine yazabilirsiniz. Sonrasında da programımızı, şu programı çalıştıraraktan bunların kontrolünü yaparsınız ve sonucu da balance.txt dosyasının içerisine bu şekilde yazarsınız. Evet, yine uyarımızı yapalım. Bunlar gösteriyor ki aslında internet üzerinden ether adresleri çok rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor. Bunların private key'leri de bulunabiliyor. Ama private key bulmak çok zor ama imkansız değil. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdilik programımızı tamamladık. Kolaylıklar.